Ahmet Hakan'ın yazısını okuduğumda açıkçası e, şey yaptım, e, yadırgadım. Çünkü şunu artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Bugün Türkiye'de troll olsun, gazeteci olsun, vesaire olsun, şu olsun, bu olsun. Eğer birileri sırtını iktidara, siyasi iktidara dayadığı intibağı verip e, bir takım işler yapıyorlarsa, kendilerinin böyle olduğunu söyleyip, ben devletim, devlet adına konuşuyorum deyip bir takım şeyler yapıyorlarsa, bu kişiler bir şekilde siyasi iktidarın ve dolayısıyla özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinin bir şekilde onayıyla yapıyorlardır. Çünkü Türkiye'de şunu çok net biliyoruz, bugün Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresine rağmen, hele onların adını kullanarak kimsenin bir şey yapma imkanı yok. Yani dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın kalkıp medya üzerinden kimse benim adıma e, racon kesmesin demesinin bir e, söylemsel anlamda bir anlamı var. Ama pratik anlamda çok fazla bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Erdoğan böyle bir şeye, Erdoğan ve çevresi bu tür meseleleri e, bu tür açıklamalarla halletme ihtiyacında olan kişiler değil. Türkiye'de bir çoğulcu bir ortam, basın özgürlüğünün olduğu, çoğulcu demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin her geçen gün ilerlediği bir ortam yok. Bağımsız ve tarafsız yargı organları yok. Dolayısıyla rahatsızlık veren birileri varsa o kişiler bir şekilde etkisiz hale getiriliyor, getirildi. Bunun örneklerini görüyoruz. Cezaevindeki gazeteciler bunun bir örneği, işini kaybetmiş gazeteciler bunun bir örneği birçok örneğini görüyoruz. Eğer gerçekten bir Osmanlı tokatı atılacak olursa bu Osmanlı tokatı İstanbul Genişletilmiş İl Divanı'nda falan atılmaz. Ama bu tür çıkışların şöyle bir anlamı var. İşte reis iyi, çevresi kötü intibanı hani bir takım sorunlar varsa bu sorunlar Cumhurbaşkanından kaynaklanmıyordur. Erdoğan'dan kaynaklanmıyordur. Olsa olsa bir takım birileri bir şeyleri yanlış yapıyordur imajını, algısını güçlendirmek için e, fonksiyonel olan şeyler. Onun dışında kalkıp bu e, divanda konuşmasından sonra birilerinin e, artık yazmayı bırakacağını, eski üsluplarını terk edeceğini düşünmek, e, Türkiye'de olup bitenleri anlamamaktır. Ya da en fazla İngilizce tabirle wishful thinking'dir, bir temennidir. Ama bu olayın böyle olmadığını biliyoruz.